anlamı ifade eder. Mesela I like, I love, I enjoy, I hate gibi kalıplardan sonra hep ing geliyor ya. Mesela I like reading dediğim zaman bu genel bir şeydir. Geçmişte, şu anda ve gelecekte arkadaşlar ne anlaşılıyor? Demek ki kişinin o işi genel olarak sevdiği anlaşılıyor. Ama tular öyle değil. Tular özel bir durumu ifade eder. Tular bir noktadan geleceğe yönelik bir geçişi anlatır. Mesela I want to read dediğim zaman bakın now demişiz yani bundan sonraki süreci anlatıyor. Yani bu cümleyi söyleyen kişi I want to read this book. Bu kitabı okumak istiyorum diyen kişinin arkadaşlar okumayı sürekli sevip sevmediğini bilmiyoruz ama bir kitabı okumayı istediğini anlıyoruz. Yani bu da özel bir durum. Bu yüzden ING'ler genel olarak yani burada belirttiğimiz gibi genel bir durumu şey ise tular ise özel bir durumu anlatır arkadaşlar. Bu gerund ve infinitif'in en genel farklarından biridir. Tabii ki farklı kurallar var. O kurallar söz konusu olunca bu kural göz ardı edilebilir. Göz ardı ediliyor zaten. Onları da göreceğiz. Şimdi şu ilk cümlede arkadaşlar ilk iki örnekte dikkat edin. I like reading ve I want to read. Her iki mavi olan yer infinite, gerund infinitif ya fiilimsi olan kısım fiilden sonra nesne olarak kullanıldı arkadaşlar. Bakın aşağı iniyorum biraz. Aşağı indiğimde ne çıkacak karşımıza o şeyi görmenizi istiyorum. Bakın reading is important ya da to read this book diye başladım. Yani bunlar şurada da yukarıda gördüğümüz gibi sağa nesne olarak gelebildiği gibi cümlenin başına özne olarak da gelebilir. Yani not alabiliriz. ING'ler ve to'lar hem özne olabilir hem nesne olabilir. Özne olduğunda fiilden öncedir. Nesne olduğunda fiilden sonradır arkadaşlar. Zaten nesnenin pozisyonu o ya. Reading is important for us. Okuma bizim için önemlidir. Bu nedir arkadaşlar? Genel bir durum. To read this book in 2 days is impossible. Bu kitabı 2 günde okuma imkansızdır arkadaşlar. Bakın ne olmuş burada dikkat ederseniz. Karşımıza çıkan durum şu. Özel bir durum. Yani genel bir şey yok. Şimdi arkadaşlar sizin notunuzda bundan sonrasını göreceğiz. Burada biraz daha fazla örnek de var. Gerund'ların kullanımı arkadaşlar. Gerund'lar nerede kullanılır? Bakın. Birincisi bir preposition'dan sonra gerund gelir. Yani ing gelir. Mesela in, on, at, up, for, to, örneğin by gibi bir preposition'dan sonra yanına yazıyorum. Verb ing gelir. Fiil ing alır arkadaşlar. Demek ki bunu unutmuyoruz. Bu çok karşımıza çıkan bir şey. Dün bir alıştırma yapmıştık ya. O alıştırmada da özellikle edatlardan sonra ing gelir demiştik. Mesela cümle içerisinde buna bakalım. He has to abstain from smoking. Abstain from avoid anlamına geliyor. Sakınmak, kaçınmak. O sigara içmekten sakınmalıdır diyoruz arkadaşlar. Abstain from. I am interested in listening to music. Müzik dinlemeye ne diyor? Interesting neydi? İlgili olmak, değil mi? Müzik dinlemeyle dinleme ilgiliyim. İn'den sonra yine ing gelmiş arkadaşlar. Bu daha önce kelimelerde görmüştük. Abstain, contain, detain, maintain bu kelimelerde geçtiğimiz bir şeydi gördüm. İkincisi arkadaşlar deyimler. Expression deyim demek. Deyimler kendinden sonra ing alır. Sizdeki ikinci kural bu arkadaşlar. Oradaki örneğimiz ne? I can't help watching TV. Watching TV televizyon izleme. Televizyon can't help ne demek? Yapamıyorum, duramıyorum gibi bir anlama geliyor. Yani televizyon izlemeden duramıyorum gibi. Şimdi diğer deyimleri ben buraya ekrana şeye yazdım. Mesela I can't stand, I can't see, waste of time ya da waste of money, waste of energy. Her üçü de beraber kullanıyor. Bunlar deyimdir. Zaman kaybı, para kaybı, enerji kaybı. It is no use. Anlamı yok. There is no point in doing something. Bir şey yapmak boşuna. Ya da sit, stand, lie, somewhere doing something diye geçiyor. Bunlar arkadaşlar hepsi deyimdir. Bu deyimler şey yapıyor. ING alıyor. Şimdi örneğimize bakalım. Yasemin lies in her bed reading every night. Yasemin her gece yatağına uzanarak kitap okur. Ya da find ya da catch deyimdir. Kişi, noun, pronoun.
So I found my sister trying my clothes. Kız kardeşimi, elbiselerimi denerken yakaladım diyorsunuz mesela. Örneğin find'dan dolayı ing aldım. Sonra be busy doing something, bir şeyi yapmayla meşgul olma, yoğun olma diye çeviriyoruz arkadaşlar. Bu da bir deyimdir. She's busy cleaning her room. Bazen busy with de gelebiliyor. O odasını temizlemeyle meşgul. Yoğun yani. Sonra birkaç deyim daha var arkadaşlar. Bu deyimi özellikle derslerde çok söylediğim bir deyimdir. Çünkü karşımıza çıkıyor. Spend time doing something deyimdir. Spend'ten sonra bakın ne aynı geldi. Dün de görmüştük ya. Sonra spend money desek bu defa on something geliyor. Mesela Aslı spends her weekends reading art. Aslı diyor hafta sonlarını sanat okuyarak geçirir. İkincisi Aslı spends lots of dollars on shopping. Alışverişe Aslı çok para harcıyor şeklinde geçiyor. Yani bunu böyle de görebiliyoruz. Dedik. Sonra arkadaşlar possessifler gerund alır. Şey possessif nedir? Bakın şu üçüncü kural his, her, our, their. Bunlar possessiflerdir arkadaşlar. Onlar gerund alıyor. Mesela his coming late made my father furious. Onun eve geç gelmesi babamı sinir etti. Bakın onun eve geç gelmesi onun yaptığı bir şey. Mesela burada her, bunu da altını çizelim. Her not phoning made us worried. Onun mesela aramaması bizi endişelendirdi, kaygılandırdı şeklinde. Their behaving very relaxed is really a very big disappointment. Diyor ki onların çok rahat davranması gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına neden olan şey gibi düşünün. Öyle geçiyor. Şimdi bakın burada işte ne oldu? Bu his, her gibi kalıplar kendinden sonra arkadaşlar onu alıyor. Bir de go kalıbı bir başka fiil alırsa hep ing alır. Mesela go fishing, go camping, go swimming, go skiing, go shopping şeklinde geçiyor. Arkadaşlar go'nun bir de yani bu go farklı tense'de farklı zamanda da verilir. Önemli değil o. Hiç fark etmiyor. Onun şekilde yorumluyoruz. Şimdi burada biraz daha anlatırken farklı fazla örnek var. Bunun şey arada ses çıktısını da verebilirim. Öyle yapalım. Bir de arkadaşlar burada yazılı değil gerund fiiller var. Yani gerund alan fiiller var. Şimdi yan tarafa bakarsak infinitifler var. Infinitif demek sıfat. Bu da yine fiilimsi demek. Farkı neydi? Gerundlar ing alırdı. Infinitifler to alırdı. Şimdi en yaygın olan mesela sıfatların infinit to alması. Sad, sorry, happy, likely. Nice to meet you biliyorsunuz. İlkokul 2'de artık öğretiliyor. Sanırım ilkokul 1'de İngilizce yok diye biliyorum. 2'de var. Mesela orada ilk öğretilen şeylerden biri nice to meet you. Nedir bu? Tabii öğretmen demiyor ki oğlum kızım bak yarın öbür gün sen YDS'ye yok dile gireceksin. Al bak nice bir sıfattır to öğren demiyor. Yani bu yüzden öğrenemiyoruz. Biz geç öğreniyoruz diyelim. Nice to meet you bir sıfat. Mesela I am happy to pass the exam. I am sorry to be appointed to Kars. Mesela Kars'a atandığıma üzgünüm. Sınavı geçtiğime seviniyorum. Seninle tanıştığıma memnunum. Dikkat ederseniz bu ne oldu? Bu altı çizili kelimelerimiz birer sıfattır. Sıfatlar kendinden sonra arkadaşlar ne alıyormuş? Gördüğünüz gibi tu alıyor. Sonra arkadaşlar isimler de şeyi çok sever. İsimler tu'yu çok sever. Mesela book, way, method, road gibi kelimeler isimdir. Şöyle biraz ayıralım. Mesela metro is the best way to go to Konak from Bornova. Bakın Konak'tan Bornova'ya gitmek için metro en iyi yoldur. Bu way to'ya gönderdi. Tabi buradaki süperlatif de to'ya gönderiyor. The best book to read about modernism is XYZ. Modernizmle ilgili okunacak en iyi kitap örneğin budur. XYZ'dir demişiz. Book to read. Gördüğünüz gibi arkadaşlar way to, book to gibi kelimeler arkadaşlar bizi şeye götürüyor. Bir de şey demiştik bunlar pasif de olabilir. Mesela klasik bir örnek vereceğim. The man to be trusted. Güvenilecek kişi. Ya da örneğin the road to be taken. Gidilecek yol, alınacak yol. Ya da the doctor to be consulted.
konsalt başvurmak, terapi konsültasyon deniyor ya, başvurulacak doktor şeklinde böyle pasif yapılar da olabiliyor. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar şuraya man, road, doctor bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar isimdir. Sonra bir madde daha var. Soru kelimeleri arkadaşlar. Soru kelimeleri de tüyü çok sever. Aslında bunları çok duyuyoruz. Bakın mesela I don't know how to cook. Nasıl yemek pişireceğimi bilmiyorum. Değil mi? Bunun uzun hali nedir biliyor musunuz? I don't know how I can cook. Mesela bunun uzun hali budur arkadaşlar. Oradaki can düşmüş. Can you tell me where to stay? Nerede kalabileceğimi bana söyler misin? Bakın ne diyor? Nerede kalabileceğimi söyler misin? Ya da I want to learn whom to believe. Kime inanacağımı öğrenmek istiyorum. Bu gibi soru kelimeleri, örneğin what to do, what to eat, where to go, how to gibi kelimeler hep to ile kullanılıyor arkadaşlar. Bunları böyle görüyoruz. Sonra arkadaşlar diğer bir maddemiz de pasif fiiller arkadaşlar. Her zaman to alır. Bunu unutmayın. Pasif fiiller to alır. Örneğin mesela he was sent to assess the results of the excavation. Kazının sonuçlarını incelemek için gönderildi. Bakın he was sent to assess. Assess'in eş anlamını da alta yazmışım. Şöyle bunu... Kazının sonuçlarını değerlendirmek için gönderildi. Excavation kazı. Bu exhibition'a karşı. Exhibition neydi hatırlıyor muyuz? Sergi değil mi? Bakın exhibition var. Bir de bir kelime daha var. Expedition diye bir şey var. Bunu hatırlayan var mı? Bu da araştırma gezisi. Exhibition. Diye geçiyor. Sonra arkadaşlar bir de bazı fiiller var kendinden sonra obje pronoun dediğimiz nesne konumdaki zamirleri alabilir. Yani me, you, him, her gibi bir şey diyoruz ya. Bu bahsettiklerimde hepsi neydi arkadaşlar? Fiille kullanılıyordu. Şimdi bakalım buna. Mesela he wanted me to go to Ankara with him for a couple of days. Birkaç günlüğüne onunla Ankara'ya gitmemi istedi. Bakın dedim ya me, you, him, her. Ya da I told him to work a lot. Çok çalışmasını söyledim. Mesela he asked her, hepsine he diyelim. He asked her to marry him. Onunla evlenmesini istedi. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne olmuş oldu? Şurayı renklendirelim de dikkat çeksin. Bakın mesela me, him, her gibi kelimeler var arkadaşlar. Bunlar şey yapıyor. Bunlardan sonra to'ya geçiş var. Yani infinitive'e geçiyoruz. Sonra geçiyorum arkadaşlar bunu. Mesela the boss wanted me to prepare the new car. Ne diyor bu cümle? Patron yeni arabayı hazırlamamı istedi diyor. The boss told me to cook Chateaubriand diye bir şey. Patron bunu pişirmemi istedi şeklinde veriyor. Bir de arkadaşlar bu kısımda özellikle say ile tell çok çıkıyor karşımıza. Say him, say her diyemezsiniz. To almak zorunda arkadaşlar. Ama tell dediğinizde araya bir şey gelmiyor. Say to him, tell him diyor. O şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bir de yine arkadaşlar Janet'ta olduğu gibi burada da yine infinitive alan fiiller var. Bu fiiller biraz daha geleceğe yöneliktir. Mesela plan, expect, consider, threaten, ondan sonra expect, ummak, beklemek şeklinde geçiyor. Tabi bunları sonradan ekledim. I plan to run away from Diyarbakır. Mesela buradan kaçmayı planlıyorum. I hope I will meet Maria Sharapova one day. Yani tanışmayı umuyorum. Şu I hope I will demişim ya bunu I hope to meet de diyebiliyorum. Yani bu onun uzun hali. Şöyle yapalım. I hope to meet. Şunu parantez içine alalım. Yani şimdi bu şu ana kadar gördüğümüz kısım arkadaşlar gerund ve infinitiflerin en genel kullanıldığı kısımdır.
Yani bunu özellikle sınavda soru çıkıp çıkmamasından dolayı değil, bunu şeyden dolayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü gerund ve infinitif ile insanlar daha uzun cümle yazabiliyor. Daha kapsamlı cümleler kullanabiliyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi gerundların aktif ve pasif diye bir durumu var. Formül olarak bunlar böyle görünüyor. Present gerund verb ing being verb'üştür. Past gerund having verb'üş, having been verb'üştür. Şimdi pasif olan şey formül her zaman neydi? Pasiflerde be verb 3 olur. Have'i gördüğünüz zaman da geçmiş zamanı düşünün. Şimdi bunu örnek üzerinde görelim. Güzel bir örneğimiz var. I don't like waiting people. Ne demek bu? İnsanları beklemeyi sevmem. Bakın aktiftir. Zaman olarak present mi past mı? Don't like dediği için present'tir, değil mi? Beklemeyi sevmem geniş zaman. I don't like being waited by people. İnsanlar tarafından bekletilmeyi sevmem arkadaşlar. Bu da yine present'tir. Bakın ikisi de present'tir. I don't like, don't like. Ama burada beklemeyi, burada bekletilmeyi. Burada ben bekliyorum, burada başkaları beni bekletiyor. Yani aktif ve pasif ona göre değişiyor. Zaten pasif olduğunu nereden anlıyoruz? Burada be var, burada da verb 3 var. Buradan anlıyoruz arkadaşlar. Yanına Türkçesini yazabilirsiniz. O sizde var ya. Mesela beklemeyi sevmiyorum, bekletilmeyi sevmiyorum şeklinde. Bir de bunun past formu var. Arkadaşlar, he admitted having seen a lady secretly. Bir kadınla gizliden görüştüğünü kabul etti diyor. Bakın kabul etti. Şimdi şurası having olan yer arkadaşlar önce olmuş. Önce kadınla görüşmüş, sonra arkadaşlar şey yapmış, itiraf etmiş. Yani bu durumda ne oldu biliyor musunuz? Admitted ilk eleman hangisi? Having'in olduğu taraf ilk eylem arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu admit ise ikinci. Yani demek ki aslında bu having'in olduğu kısım belki past perfect'tir arkadaşlar. Yani burada öyle bir zaman şey çıkıyor. Yani bir işi yapmış olduğunu, mesela diyor ki adam hırsızlık yapmış olduğunu, para çalmış olduğunu kabul etti. İtiraf etti, söyledi. Mesela he told having stolen money. Onu da yazalım. Şeye geçmeden. He told us, örneğin, having stolen money. Para çalmış olduğunu söyledi. Ya da she confessed. Confess ne arkadaşlar? İtiraf etmek. She confessed. Örneğin, changing in the place of the money olmasın, cedis ya da diamonds. Elmas. Bu aralar biliyorsunuz herkes kim ağzına say 3 taş, 5 taş, 7 taş filan, o yüzden elmas diyelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz bu having arkadaşlar past'tır. Burası she confess changing de olur da having changed diyelim. Şeklinde kullanabiliyoruz. Bu yüzden ne olmuş oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz having'in olduğu yeri tekrar ediyorum. Having'i görürseniz bu bir sahip olma değil arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Geçmiş zamanda eylemin daha önceden yapılmış olduğunu söyleyen bir kalıp bize bunu söylemiş oluyor. Tabii, yani paslı bir şey kullanabiliriz tabi. Tabi kullanabiliriz. Genelde pastır ama. Şimdi arkadaşlar bir de bunun pasif hali var. Pasif halinde yer değiştirdim. Şimdi burası having verb 3'tü ya şu ana kadar gördüğüm şey. Having verb 3. Tabi burada arkadaşlar having seen yerine seeing de diyebiliyoruz. O da doğru cevap da. Şey için şunu şöyle yapalım. Yani bu da doğru cevap. Şimdi having been verb 3 olursa bu defa been verb 3 pasif yaptı bunu. Yani aktifi ve pasifi tanımamız isteniyor. O yüzden mesela başka bir kadınla görülmüş olması was by his wife was his marriage's end. Evliliğinin sonuydu. Bakın ne oldu? Dikkat ederseniz burası perfect oldu. Burada ilk örneğimiz demiştik ya gördüğünü itiraf etti, görülmüş olması. Aktif pasif. Özellikle aynı fiilleri seçiyorum ki arkadaşlar şey olsun ha. Her ikisini rahat görelim. Mesela beklemeyi sevmem, bekletilmeyi sevmem. Gördüğünü itiraf etti, görüldüğü, görülmüş olması
şeklinde çeviriyoruz. Yani küçük bir not, having'leri oraya şey yazabiliriz. Having'leri gördüğümüz zaman eylem daha önce gerçekleşmiştir. Yani daha past bir zamandır. Be verb hiç gördüğüm yerlerde de arkadaşlar pasif söz konusudur. Zaten sizdeki notta hem formül olarak hem örnek cümle olarak onları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sorularda bu eski, daha önceki yıllarda daha fazla çıkıyordu. Son yıllarda genelde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şu üstteki bir soru düşünün. Sorunun yarısını şey yapıyorlar, en üst formüle. Preposition'dan sonra ing, diğer yarısını da ya sıfat ya isim sonrası to. İkisini birleştirip veriyorlar. En üstü. Ama bu şu an bu gördüğüm şeyi ben sorularda çıktığı için değil de niçin veriyorum biliyor musunuz? Yarım kalan cümlede, çeviride, paragrafta cümleler bunlarla yazılıyor. Bunları doğru anlamanız için söylüyorum. Yani bunlarla ilgili soru da çözülür. Bir sürü soru da var. Ama şey, adamlar eskiden soruyordu. Şimdi neredeyse ayda yılda bir soruyor. Fakat cümlelerde çok geçiyor. Yani benim bunu işleme sebebim anlama düzeyinizi yükseltmek bu yüzden. Ama şey yapalım ya, tam otursun diye soru da çözelim. Close test'te de çıkabiliyor özellikle. Arkadaşlar bir de to versiyonu var. Bu to'lar da infinitif'ti ya. Normalde to verb one, bakın presenter, to be verb üç, presenter, have yok. Ama have olan, bakın sarartıdığım şey, have'i gördüğüm zaman demek ki ben burada past düşüneceğim. Tamam mı? Ama be verb üç ile been verb üç gördüğümde de pasif düşüneceğim. Bakın yukarıdan aşağı pasif, soldan sağa present, soldan sağa past. Yani bunu zaten formül olarak görüyoruz. Şimdi örnek olarak görelim. Bunu size soracağım. Evrim is lucky to visit Spain. Ve Evrim is lucky to have visited Spain. İkisini çevirebilir misiniz? Nasıl çevir? İlkini çevirin. Şanslıdır. Güzel. İspanya'yı ziyaret ettiği için şanslıdır. Şimdi diğeri ne? To have visited. Evrim is lucky to have visited Spain. Bakın ne demiştim? Have'li kısımlar neydi? Past'tı. Bakın demek ki daha önce ziyaret etmiş. Ziyaret etmiş olduğu için şanslıdır. Burada ziyaret edeceği için şanslıdır. Zamanı gördünüz mü? Birincisinde ziyaret edilmiş, İspanya daha ziyaret edilmemiş ama ikinci cümlemizde ziyaret edilmiş geçmişte. Mesela Türkçe çevirsek birincisi ziyaret edeceği için şanslıdır. İkincisinde Evrim İspanya ziyaret etmiş olduğu için, ettiği için şanslıdır diyoruz. Demek ki bu have past yaptı. Şimdi bakın pasif cümlelere bakalım. Evrim is lucky to be sent to Spain. Evrim is lucky to have been sent to Spain. Present past'ı yazmışım zaten. Aktif pasifi de ikisi de pasif. Evrim is lucky to be sent to Spain nasıl çevrilir? İspanya'ya gönderileceği için şanslıdır. İkincisi gönderildiği için, hatta daha geçmiş yapardım, gönderilmiş olduğu için. Gönderildiği için doğrudur ama şanslıdır diyoruz. Burada böyle internetten örnekler almışız. Şimdi arkadaşlar bir de my forest dediğim kelime grubu var. Bu my forest baş harflerden oluşuyor. Benim ormanım. Burası bir ormana benziyor diyeceğim. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu kelimeler arkadaşlar kendinden sonra hem ing alabiliyor hem to alabiliyor. YDS YÖKDİL sınıflarında ya da eski KPDS, ÜDS sınıflarında biz bu altısını öğretirdik. Ama TOEFL ve IELTS sınıflarında arkadaşlar 12 tane öğretiyoruz. Daha fazla kelime öğretiyoruz. Yani bu açıdan bu biraz daha iyi. I don't mean, mesela mean'e bakalım. Mean'in anlamı ne arkadaşlar? Aynen öyle. Mean anlamına gelmek dedik. Mesela I don't mean to be rude. Bir de to be a student means having a lot of homework. Bunlar sizde var zaten, örnekleri görüyorsunuz değil mi? Rude kaba olmak. Mesela örneğin bunu diyorum ki benim niyetim kaba olmak değil. İşte kalkmam gitmem gerekiyor. İşte niyetim amacım dediğim zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ne oluyor? To alıyor. Niyet amaç ama anlamına gelmek dediğim zaman işler değişiyor arkadaşlar. O zaman
have şey bunu küçük yazabiliriz. Mesela to be a student means having a lot of homework. Öğrenci olmak pek çok ödeve sahip olmak demektir anlamına gelir. İşte parantez içinde niyet, amaç ve anlamına gelmek diye belirtmişim bunu. Onu siz de yazabilirsiniz örneğe. Ama niyetim bu değil, amacım bu değil dediğimde işler farklıydı. İkinci kural arkadaşlar, remember. Remember'ın da iki kullanımı var arkadaşlar. Birincisi mesela örnek üzerinde I remember talking with him. Onunla konuştuğumu hatırlıyorum. Yani bu neymiş? Yapılan bir işi konuştuğumuzu hatırlıyorum anlamına gelir. Sizdeki örnek remember meeting you'ymuş. O biraz aşağıda mı kaldı bakayım. Aşağıda kalmış o. Şöyle bunu eklemişim de şöyle yapalım geçelim onu. Neyse görelim bunu yine şey. I remember talking with him. I remember to talk with him. Yani I remember diyeyim ya da daha net olsun. Burada ona konuştuğumu hatırlıyorum. Eğer ing varsa arkadaşlar geçmişte yaptığım bir işi hatırlıyorum. Eğer to varsa önce hatırlama eylemi olacak sonra konuşacağım. Yapılacak bir işi hatırlamak gibi çeviriyoruz bunu. Mesela burada ilk iş şudur. Geçmişte ben onunla konuştum. Şimdi mesela diyorsunuz ya Ahmet'le tanıştığını hatırlıyor musun? Diyorum evet onunla konuştuğumu, tanıştığımı hatırlıyorum. Eğer geçmişte yapmışsam ing alır arkadaşlar. O yüzden bu ing'nin olduğu yer arkadaşlar bir eylemin şeyidir. İlk eylem o, ilk eylemdir. Şöyle yazalım oraya. Bakın şurası bir yanlış oldu. Şurası 2, şurası 1. Yani önce konuştum, sonra bu konuşmayı hatırladım anlamına geliyor. Burada ise arkadaşlar önce bir işi yapmayı hatırlayacağım. Diyorum ki aa onunla konuşacağımı hatırladım. Sonra da ne yapıyorum? Onunla konuşuyorum. Ya mesela diyorum ki ya dün ben ofise gittim. İyi ki onu aramayı hatırladım. Hatırladıktan sonra onu aradım. İşte önce hatırlama ve sonra arama ya da konuşma söz konusuysa to'ya geçer. Ama geçmişteki bir iş yapılmışsa üzerinden bir zaman geçtikten sonra o eylemi hatırlıyorsak veya unutmuşsak da o zaman ing'ye geçer. Şöyle de bir kodlama yapabilirsiniz. ING gördüğünüz zaman iş her zaman daha önce olmuştur. Diğerinde yani to'da ise iş daha sonra olmuştur. Bakın yapılan bir şey ona konuştuğumu hatırlıyorum. Ona konuşacağımı hatırladım. Mesela I remember locking the door. I remember to lock the door. Çevirebilir miyiz bunu? Lock kilitlemek zaten arkadaşlar. I remember locking the door. I remember to lock the door. Kapıyı kilitlediğimi hatırlarım. Hatırladım. Fark etmiyor. I remember to lock kilitlemeyi hatırlarım. Mesela her gece uyumadan önce kapıyı kilitlemeyi hatırlarım. Önce hatırlarım. Sonra kapatırım. Hangisinde işi önce kilitleme önce olmuştur? Bir ilkinde değil mi? İlkinde önce kilitliyoruz sonra hatırladım. İkincisinde de işi hatırlayıp yapıyorum. Arkadaşlar bu ing ile to formülü remember'da da aynı, forget'te de aynıdır. Mesela bakın I forget meeting him. Onunla tanıştığımı unuttum. Aslında tanışmışım. Buradaki ilk eylem neymiş arkadaşlar? Bakın ikinci eylem forget'miş. İlk eylem tanışmaymış. Ya mesela ben diyorum ki ya geçen hafta örneğin Ahmet'i aramayı aradığımı hatırladım. Daha önce aramışım ama hatırlama daha sonra oldu. Sonra desem ki I forget to meet him. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada önce unuttum. Daha sonra arkadaşlar o işi onu unuttum için o işi de yapmadım. Mesela tanıştığımı unuttum, tanışmayı unuturum ya da tanışmayı şey unuttum bunu present yapmış past yapmışım ya. Şöyle ikisini de past yapayım burada. Şeklinde geçiyor. Forget'e birkaç örneğimiz daha var.
I forget to take my dictionary to my lessons. Mesela bunu çevirirsek nasıl çeviririz? Derslerime sözlük götürmeyi unuturum. Ama unuttuğum için sözlük götürmüyorum. Ama desem ki I remember meeting you, seni tanıştığımı hatırlarım desem zaten geçmişte olan bir iştir. I regret selling my house. Bu regret arkadaşlar pişman olmak demektir. Eğer regret ing almışsa arkadaşlar, ing varsa yanına pişman olmak diye yazıyorum. Pişman olmak. Diyor ki evimi sattığıma pişmanım. I regret not learning English. İngilizce öğrenmediğime pişmanım. I regret starting this work. Bu işe başladığıma pişmanım. Şeklinde geçiyor. Şimdi arkadaşlar demek ki regret ing alırsa pişmanım demek. Ama regret to alırsa üzgünüm demek. Buraya parantez içine yazıyorum. I am sorry to blah 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 gidiyor. Mesela I regret to tell you, söylemeye üzgünüm. Mesela bazen şey olur ya, bir bursa başvurulur, bir üniversiteye başvurulur, bir şeye başvurulur. Arkadaşlar karşı taraf size mektup gönder. Mektubun ilk cümlesi regret ise o regret pişman olmak değil, üzgünüm demektir. Zaten bir mektup aldıysanız gerisini okumayın. İş olmamıştır yani, öyle söyleyeyim. Bir öğrencim vardı Ege Üniversitesi'nde. Bir gün dedi hocam ya bana bir mektup gelmiş diyor, pişmanım diyorlar filan. O anlamı diyor ya hocam diyor kabul etmemişler anladım ama niye pişmanlar filan. Sonra tabii ben anlattım filan, diyor hocam valla diyor bunlar dedi acaba benden korktu mu? Ben onlara kızmadım hocam yani olabilir. I am sorry to şey mesela banka demiş buna, I am sorry we can't give you a loan. Loan nedir arkadaşlar? Kredi. Size kredi veremeyeceğimizi diyor, söylemeye üzgünüm şeklinde çeviriyoruz. Sonra we regret to loan kiralamak gibi de çevrilebilir, evet. Sonra we regret to tell you we can't give your email account back as you haven't filled in the form. Bunu şeyden hatırlıyorum arkadaşlar, bir arkadaşımız şey yapmıştı. Bir e-mail hesabı mı ne çalınmıştı, sonra Hotmail'e mail atmış. Hotmail'de ona şöyle bir cevap yazmıştı. Diyor ki bir formu doldurmadığınız için e-mail hesabınızı geri veremediğimizi söylemeye üzgünüz. Yani genelde bakın üzgünüm dedik ya, regret to tell, regret to say, regret to inform gibi kelimeler içeriyor arkadaşlar. Regret to diyoruz. Şimdi yani regret'in ilk anlamı pişman olmak, ikinci anlamı üzgün olmak. Okay. Şimdi stop var. Stop'ı biliyoruz. Stop ne anlama geliyor? Mesela I stop smoking. Mesela geniş zaman olarak içmeyi bıraktım gibi olmuş. Sigara içmeyi bıraktım. Başka ne olabilir? Bakın yapmakta olduğum bir işi bırakmak demektir. ING görürseniz. Stop smoking. Ama to görürseniz bir işi yapmak için durmak demektir. Mesela sigara içiyordum. İşte beni çağırdılar, sigara içmeyi bıraktım, gittim. Yani yapmakta olduğum işi bırakırsam ING alır. Ama mesela diyelim ki ben ders çalışıyordum, sonra çok yoruldum, sıkıldım, sigara içmek için bir mola verdim, durdum deseniz bu defa to olur. İkisi birbirinin farkı. Mesela birinde sigara içiyorsunuz, sigara içmeyi bırakılıyor. Burada da sigara içmek için duruyorsunuz. Yani bir işi yapmak için durmak, şurası arkadaşlar, durmak. Bunu da bir işi yapmakta olduğunuz bir işi bırakmak diye çeviriyoruz. Öyle bir mantığı var. Mesela I stopped smoking when the guests arrived. Diyor misafirler geldiğinde sigara içmeyi bıraktım. I stopped to smoke after I worked for 4 hours. 4 saat çalıştıktan sonra sigara içmek için diyor durdum. Mola verdim şeklinde. Öyle geçiyor. Sonra stop studying, çalışmayı bıraktım. Stop to study, çalışmak için durdum. Mesela she stopped shopping when she got an emergency call from the work. İş yerinden acil bir telefon aldığında diyor çalışmayı bıraktı. She stopped to shop when she saw a nice dress in the window. Vitrinde güzel bir elbise gördüğünde alışveriş yapmak için durdu. Bakın birincisinde alışveriş yapıyordu, artık yapmıyor. İkincisinde başka bir şey yapıyordu, artık alışveriş yapacak. Bu başka bir örnek daha, mesela I stopped looking at the view. View manzara demek. Manzaraya bırakmayı
manzaraya bakmayı bıraktım. Manzaraya bakıyordum. Çok güzel bir manzara vardı. Bize telefon geldi, bıraktım. Yola devam ettim. Ama burada da işte mesela buradan Adana'ya gidiyorum. Yolda çok güzel bir manzara gördüm. İşte orada o manzaraya bakmak için durdum diyoruz arkadaşlar. Temel mantık bu. Yani ING olursa yapmakta olduğumuz işi bırakıyoruz, yoksa duruyoruz şeklinde. Try var sanırım. Try'ımıza da bakalım. Try arkadaşlar, try to çabalamak demek. Try verb ing denemek demek. Try to çabalamak, try verb ing denemek diye çeviriyoruz. Mesela we try to pass the exams as usual. Her zaman olduğu gibi sınavları geçmeye çalışırız diyoruz mesela. Genel öğrenciler ÖSYM'nin bütün sınavlarına girer ya. Öyle bir cümle. You should try getting up earlier in the mornings. Sabahları erken kalkmayı denemelisin. Denesen iyi olur şeklinde diyoruz. Sonra I remember, bu yine şey olmuş. Arkadaşlar bir de bir bölüm daha var. Duyu fiilleri var. En yaygın duyu fiilleri şunlar. See, hear, watch, feel, observe. Bunlar nedir arkadaşlar? Duyu fiilleri. Bunlar kendinden sonra ne alabilir, ne alamaz? Yalın fiil alır ya da ing'li fiil alır arkadaşlar. Eğer tekrar bakın, daha başlamadım da, eğer yalın fiil alırsa bütün eylemi görmüştür. ING almışsa bir kısmını görmüştür. Mesela I saw Jack steal money. Jack'in para çaldığını gördüm. Bütün eylemi gördüm. Geldi, girdi, kasayı açtı, parayı çaldı, kaçtı gitti. Ama I saw Jack stealing money dersem bir kısmını gördüm. Para çalarken gördüm. İçeri girdim, tam girecektim. Baktım Jack kasadan para çalıyor, hemen geri çıktım. Bakın ne oldu? İşte bütün eylem yalındır. Bir kısmını görürseniz ing'lidir. Bazen öğrenciler mesela böyle detayları öğrenince şey düşünebiliyor ya da söyleyebiliyor. Diyorlar ya, İngilizler bu kadar detayı düşünüyor mu konuşurken? Tabii biz de Türkçe'de mesela bu kadar detayı düşünmeden konuşuyoruz ama var yani bu detaylar. Yani durum bu böyle. Mesela I saw Tom enter the house. Tom'u eve girerken gördüm. I saw Tom entering the house. Bakın girdiğini gördüm, girerken gördüm. Girdiğini desem geldi, arabadan indi, arabasını park etti demiş oluyorum. Girerken desem arkadaşlar, tam binadan içeri giriyordu. Evden içeri giriyordu gördüm. Ay yalın olan bütün eylem, arkadaşlar şurada yazıyor ya, complete act, bu yalındır. Yalın olan bütün eylem. ING olan ise kısmi, parçalı. Partial, parça demek. Böyle bir şey var. Mesela başka bir örnek var. She heard someone calling my name. Birini beni çağırırken duydum. At 8 o'clock, Jane heard him go out. 8'de Jane onun dışarı çıktığını duydum. Bakın heard'den ve heard'den dolayı ne olmuş? Bir kısmını ve bütünü. Bakın çıkarken çıktığını. Son bir tane daha, buna da bakalım. I heard diyoruz. I heard them discussing about money. Bakın para için tartıştıklarını duydum. Tartışırken duydum. Mesela ben dün balkonda uzanıyordum, uyuyordum. Komşular geldi yan balkona. Komşu kendi balkonlarına. Tartışmaya başladılar. Kötü laflar söylediler. Bilmem ne oldu, sonra gitti. Bakın ne oldu? Discuss demişseniz demek bütün detayları duymuşsunuz. Yani bütün eylemi. Ama diyorsunuz ki ya, ben dün bir hava almaya, sigara içmeye, bilmem çocuğa bakmaya balkona çıktım. Balkona çıktığımda komşuları tartışırken duydum. İşte tartışırken olursa yine ne oluyor? Partial, parçalı oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir kısım var. Böyle bunu görüyoruz. Bir de yine dün gördüğümüz arkadaşlar, şu enough to kalıbı var arkadaşlar. Bakın bir sıfattan sonra enough to gelir. Mantık budur. He is wise enough to convince people. O insanları ikna edecek kadar akıllıdır diyoruz arkadaşlar. Örneğin. She is mature enough to give right decisions. O doğru kararlar verecek kadar olgundur. Mature, olgun demek. Bakın neymiş? Sıfat enough to'nun önüne geliyormuş. Ve enough to gördüğünüz gibi yan yanaymış. Bu yüzden soru çözerken arkadaşlar, mesela adjective, boşluk ve to, örneğin to explain ya da diyelim to verb diyelim, ya şey fiil vermeyelim hatta. Böyle bir şey görürseniz arkadaşlar, boşluğa ne gelecek? Enough gelecek. Tamam mı? Böyle bir şey görürsek boşluğa enough gelecek. Bir de arkadaşlar
enough'ın arkasına noun gelebilir. Bunu sormuyorlar ama bilin diye. Are there enough cakes for everyone to eat? Herkesin yemesine yetecek kadar kek var mı? Do you have enough money to go to Wien? Viyana'ya gitmeye yetecek kadar para var mı diyor. Şimdi bakın. Burada ne olmuş oldu gördüğünüz gibi? Enough cake, enough money gibi bir versiyon çıktı karşımıza. Böyle mantık bu. Sonra arkadaşlar şimdi bu enough'ın özellikle sıfatı çok soruluyor. Onu öyle göreceğiz ama şeye bakalım, bir de to'ya bakalım. Çünkü to da çok yaygın dedik ya. Örneğin she's too cool to be spoken. O konuşulmayacak kadar cool. Bu negatiftir arkadaşlar. O konuşmak için aşırı cool takılıyor. It is too cold to walk outside diyelim. Dışarıda yürünmeyecek kadar hava soğuk. Bakın mesela. Şimdi üçüncüsü he's too young to marry ya da to get married diyebiliriz. They are too cold to be friend. To'yu çok vermişiz. Mesela it is too heavy. Heavy to lift. Kaldırmak. Bir şey kaldırmak için diyor çok ağır. Örneğin. Ya da she is too polite. Ya da too negatif bir şey diyelim. Too rude to be told. Ya da to talk to diyelim. O konuşulmayacak kadar kaba şeklinde. Örneğin nesine olabilir? Örneğin eski bisikletler sürülmeyecek kadar ağırdı. The old bicycles were too heavy to be used. Kullanılmayacak kadar mesela şey oldu, ağırdı şeklinde. Yani ne oldu? Bir şey yapılmayacak kadar negatif diyoruz arkadaşlar. Soru üzerinde gördüğümüz zaman arkadaşlar genelde enough böyle to'nun önüne, to ise boşluğa geliyor arkadaşlar. Soruda böyle. Hatta bir şarkı var. Too sexy for my life to diye geçmiş. Onu vermişim. Bu şarkı herhalde bir 15-20 yıllık bir şarkı diyeceğim. Son bir kişiye kaldı arkadaşlar. Help ile ilgili bir fiil durumu var. Arkadaşlar help kendinden sonra verb 1 da alır, to verb 1 da alır. Tamam mı? Help kendinden sonra verb 1 veya to verb 1 alabiliyor şeklinde. Mesela I help him learn English, I help him to learn English. İngilizce öğrenmesine yardımcı oluyorum. Bazen sınavlarda çıkıyor bu. Bunu seçikli olarak vereceğim zaten bu örnekleri. Örnekler çok ya. Sonra bir de deyimler var arkadaşlar. Normalde help verb 1 ve to verb 1 alıyor ama deyim olunca can't ya da couldn't şeklinde geçiyor. Bakın. I can't help loving you. Seni sevmeden duramıyorum diye Elvis Presley'nin meşhur bir şarkısı var. Bakın bir de let somebody make somebody have somebody verb 1 var. Mesela my dad lets me come home late. Eve geç gelmeme izin verir. She made her son clean his room. O oğluna odasını temizlettirdi diyoruz. Bunlar biraz ezber. Ama ne ezber olsa da şu çıkıyor karşımıza. Bunlar arkadaşlar verb 1 ile kullanılır. Yani let, make, have kendinden sonra verb 1 alır sadece. Get var. Get somebody to verb 1. Needs to verb 1. I need to go. Mesela the house needs to be washed. Bu ne demek bu cümle? The house needs to be washed. Ev temizlenmeli. Bunun yerine needs washing de diyebiliyoruz. Anlam aynı. Farklı bir anlam değil. The boy needs to be washed. Buna washing gelemez. I need to go. I must go. I need to borrow money. Tom needs to be told the truth. Bunlar da örnek cümleler. Ve şurayı silebilirim. Okey arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz fiilim silerim.